Herkese merhaba. BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf öğrencilerimizle 1. dönemin 2. yazılısına hazırlık yapacağız. Hem bir genel tekrar olacak hem de kendinizi ölçeceğiz. Bir sınav olacak. Başlamadan önce aşağıdaki abone ol butonlarından kanalımıza abone olabilir. Yanındaki zil tuşuna basarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Ayrıca beğeni ve yorumlarınıza destek vererek videonun daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Hadi kalemlerinizi kağıtlarınızı hazırlayın. Önce mutluluk, sonra başarı diyoruz ve başlıyoruz. Evet ilk sorumuzla başlıyoruz. İlk konudan başlayarak bütün konuları ele almaya çalışacağım. Dediğim gibi genel bir tekrar da yapacağız sevgili gençler. İlk sorumuz tam sayılarda dört işlemle ilgili. Buyurun videonuzu durdurun, cevaplarınızı bulun, ardından kontrol edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi bir tablo var. Bir şablon var. Yukarıdan aşağı doğru çözeceğiz ve C'nin ne olduğunu bulacağız. Toplama, bölme ve çarpma var. Toplama ve çıkarmada kural neydi? Eksi artılar bir araya gelir. Savaş yöntemi yapıyordu. Kim fazlaysa o kazanır. Çarpma ve bölmede ise aynı ise pozitif, farklı ise negatif kuralını kullanıyorduk. Genel bir tekrar yaptık. Gelelim sorumuza. Bak toplama işlemi Eksi 18 artı 6. Kim fazla? Eksiler. Kaç fazla? 12. Buradan direkt eksi 12 bulabiliyoruz. Bölme işleminde ise aynı mı farklı mı ona bakıyorduk. Artı 6 eksi 2. Farklı işaretli olduğu için eksi. Sonra normal işlem yapıyorsun. 6 bölü 2, 3. Anladın mı? Tamam. Geldik çarpma işlemine. Çarpmada yine Aynı mı farklı mı? Bakıyorum eksi eksi aynı olduğu için pozitif. 12'yi 3'e çarpıyoruz bölmüyoruz pardon 12 kere 3 36 cevabını bulduk. Artı 36 yani A şıkkı cevabını buluyoruz. Evet bu şekilde A bulan herkese 10 puan hanelerine yazıyorlar. Evet ilk sorumuz böyle genel bütün konuyu tekrar edecek bir konuydu. Ve önemli bir konu sevgili gençler. Özellikle tam sayılarda işlemleri bilmiyorsanız konu anlatım videolarımızdan detaylı çalışabilirsiniz. Hemen aşağıda açıklama kısmında linkler mevcut. Evet ikinci sorumuzda da bu tam sayılarla ilgili bir problem çözeceğiz. Buyurun bu soru 5 puanlık bir soru. Süreniz başladı. Evet hemen çözelim. Bir deney tüpünün başlangıçtaki sıcaklığı 12 dereceymiş. Bu deney tüpünde hemen şöyle not alalım unutmayalım. Başlangıçta 12 derece. Bu deney tüpündeki reaksiyona bağlı olarak tüpün sıcaklığı her 3 dakikada bir 2 derece düşüyor yani eksi 2. Buna göre 21 dakika sonra kaç derece olur diyor. Bakın 21 derece ne demek? Kaç tane 3 dakika demektir? 7 tane 3 dakika demektir. 7 çarpı 3 dakika. O zaman ben burada dereceyi de bulurken 7 çarpı eksi 2 yapacağım. Çünkü 7 kez eksi 2 derece azalacak. Buradan eksi 14 olacak. Demek ki sıcaklık değerimiz eksi 14 derece düşecek. Yani direkt 14 derece düşecek diyebilirsiniz. Şu an normalde kaçtı? 12 dereceydi. Hiç tam sayı işlemi yapmadan bile düşünebilirsin. Bak 12'den 12 tane düşer. Bir de 2 daha düşer. Cevap eksi 2 derece olur. A şıkkı bulursunuz. Yok ben matematiksel işlem yapmak istiyorum dersen. 12 dereceydi. Artı eksi 14 derece. Buradan da bu artı eksi parantezi açıyorduk. 12 eksi 14 yapar. 12'den 14 çıkar. Yine eksi 2 olursun. Evet. Konuyu hem genel olarak anlattım hem de işlem olarak nasıl yapacağını da anlatmış oldum. Cevabı eksi 2 bulanları tebrik ediyorum. Cevap. Sorumuz 5 puandı. 15 puana ulaştık. Evet. Üçüncü sorumuz o da üslü sayılarla ilgili. Yine kolay bir soru. Tam sayıların kuvvetlerini hesaplayacağız sevgili gençler. A ve B sayılarını vermiş. A üzeri B'yi bulmanızı istiyor. Hadi çöz bakalım. Tamam başlayalım. Bakın A üzeri B yapacağım. Ben de A üzeri B yapıyorum. Yani eksi 6 üzeri 2. E hocam burada parantez yok. Niye parantez koydunuz? Bakın A sayısının üzerinde B olduğu için. Bak A üzeri B diyor ya. A'nın üzerinde B olduğu için ben direkt şu şekilde eksi 6 üzeri 2 yazarsam parantez koymadan bu 2 sadece 6'ya ait olmuş olur. Eksiye ait olmaz. O zaman da bu kuralı bozar. Çünkü A eksi 6'dır. Buradan çözmeye devam edersem Negatif sayının çift kuvveti pozitif, 6'nın karesi 36 der. Cevabı değişik dersiniz. Evet, dördüncü sorumuz yine 5 puanlık bir soru. Rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösterme. Buyurun bakalım. Hemen bakalım. Bakın A sayısı nerede? Negatif tarafta. Bir defa negatif olacak. Bütün şıklar negatif. Ne yapıyorduk? 0'dan sayı, sorulan sayıya doğru hareket ediyor. Bak 1 tam gittim. 1 tam daha gittim. Demek ki sayımın başlangıcı eksi 2 tam olacak. Bunu yaptıktan sonra yine aynı yöntemle eksi 2 ile eksi 3 arasını kaça böldüğüne bakıyorsun. 1, 2, 3, 4'e bölmüş. 4 parçaya bölmüş. Kaç tanesini almış? Burada şöyle karıştıranlar olabiliyor. Bak biz hangi tarafa gideceğiz? Her zaman sıfırdan başlayarak hareket ediyoruz. Bu tarafa doğru. O zaman ben buradan gidiyorum. 1 tane almış. Cevap eksi 2 tam. 1 bölü 4 yani değişikliği oluyor. Burada bazı arkadaşlarımız şöyle alışkanlık oluyor ya hani hep sıfırdan bu tarafa doğru gidiyorduk ya. Hep pozitiflerde. Bunu karıştırabiliyorlar. Eksi üçten eksi 2'ye gidiyor. Gidip şöyle 3 sayabiliyorlar. Bu yanlış sevgili gençler. Cevap aynı yönde. Sıfırdan başlayarak her zaman hareket ediyoruz. Evet. Beşinci sorumuz bir sıralama sorusu. Rasyonel sayılarda sıralama. Hemen kısa bir özet de yapacağım. Sonra da soruyu anlatacağım sevgili gençler. Önce siz kendinizi deneyin bakalım. Hemen hatırlayalım. Kural neydi? Paydaları yani alt taraf aynı ise, pardon göremiyormuşsunuz süre edeyim. Alt tarafı aynı ise normal, üst tarafı aynı ise ters sırala. Birinci kural. Altlar aynı ise normal, üstler aynı ise ters sırala. Ya negatifse, negatifse bunlar pozitif için geçerli sevgili gençler. Bunlar pozitif için geçerli. Artılar için böyle. Negatif olursa ne yapacağız? Yukarıdakinin pozitifin tersini yapacağız. Tamam. Yani pozitifmiş gibi sıralayacağız. negatifte ters çevireceğiz. Olay çok net ve çok basit. Hemen sayılarımıza bakalım. Bak altlar aynıyken normal sıralayacaktık. Ne yani? Büyük olan büyük. 7, 3, 1, eksi 2 doğru mu? Bakın üstleri normal sıralamış. Evet doğru. Ben yanlış arıyorum o zaman. Buna doğru tiki atalım. Üstler aynıyken ters sıralayacaktık. Yani küçük olanı büyük alacaktık. 3, 5, 9, 11 doğru mu? Evet doğru. Altlar da aynı değil üstler de. O zaman bu dursun. Bunda da altlar üstler aynı değil. Bu da dursun demeyeceğim. İkisinden birini bulmak zorundayız. Ne yapalım? Paylaştırayım. Bunu yapabilirim. Bu zor değil. Çünkü hepsini 5 ve 4 görünce ne yapıyoruz? 20 yapıyoruz. Bunu 4 ile, bunu 5 ile, bunu 5 ile, bunu da 2 ile çarpacağım. Hemen genişletilmiş hallerini altına yazıyorum. Bu 2, bunu kaçla? 10'du pardon. 10 ile genişletiyoruz. 10 kere 1, 10. Bu 10 bölü 20 mi? Tamam. Bu 8 bölü 20. Bu 5 kere 3 15. 15 bölü 20. 5 kere 5 25 bölü 20. Sizce böyle bir sıralama doğru olabilir mi? 25, 15, 8, 10. Değildi Bak bir defa 8 kuralı bozuyor. Bu yanlışmış. Büyük ihtimal cevabımız C şıkkı. Çünkü biz yanlış arıyorduk. Yine de şu soruyu da çözelim. Nerede eşitleyeceğim? 15, 15 ve 2. Bakın 15 ve 2 bir defa aralarında asal tabi siz bu kavramı bilmiyorsunuz. 30 ile eşitleniyor. Yani ben bunu 2, bunu 15 ile çarparım, eşitlenirler. Ardından bunu 3 ile, bunu da 6 ile çarparsam, bu da yine 30 olacaktır. Hemen eşitlenmiş hallerini yazalım. Bu 2 de 8 bölü 30, 3 kere 3, 9 bölü 30, 6 kere 2, 12 bölü 30 ve 15 bölü 30. Bak, altlar aynı normal sırala. 15, 12, 9 ve 8 normal sıralanmış. Yani bu da bir doğru cevaptı. Evet cevabı C şıkkı bulduk. Çünkü payda eşitken sıralama yanlış oldu. Ve 6. sorumuz rasyonel sayılarla devam ediyoruz. Konumuz rasyonel sayıların kuvvetleri sevgili gençler. Buyurun çözün bakalım. Rasyonel sayıların kuvvetlerini bulurken tam sayılarla birebir aynı sevgili gençler. Nasıl ki tam sayılarda kullandığımız yöntemler hani eksi mi artı mı çift mi tek mi bakıyorduk ya. Aynı kural burada geçerli. Bak eksi bir kuvvetin çift mi tek mi tek olduğu için negatif diyorsun. Sonrası aynen kuvvet oluyorsun bak. 1 üzeri 3 ve 3 üzeri 3 olarak düşünebilirsin. Yani 3'ü içeri dağıtıyorsun. Önce işaretine karar veriyorsun sonra da normal kuvvet alıyorsun. Eksi 1'in 3. kuvveti 1, 3'ün 3. kuvveti 27. Bu kadar basit. Yedinci sorumuzda birçok işlemi içeren çok adımlı işlem sorularından biri sevgili gençler. Çok zorlandığın sorular biliyorum. Hadi durdurun çözmeye çalışın. Yapamayanlar benden izleyecekler. Hemen başlayalım. Bakın bunları adım adım çözüyorduk. İşlemlere karar veriyoruz. Bak burada bir bölme işlemi var. Bir de burada bölme işlemi var. Önce bunu yapacağız. Yukarıdaki işlemi kendi arasında yapıyorum. Pratiği vardı. 2 kere 1, 2, topla 3 ile 5 bölü 2. Hocam ben pratiği bilmiyorum diyorsan bu 1'in paydasına 1 yazıp payda eşitleyebilirsin ki çok uzuyor. Hiç gerek yok. Geliyorum buraya. Pratiği vardı. 2 kere 1, 2. 3 eksi 2, 1. 1 bölü 2 buluyorsun. Yine dediğim gibi takılırsan mesela 3 bölü 2 eksi 1 ya. Bunun paydasına 1 yazın. Payda eşitlerse falan yine aynı cevabı bulursun. Burası da 1 bölü 2 mi? Tamam. Aynı soruyu bir daha yazıyorum bak. 1 bölü 2 bölü Yukarıda ne bulduk? 5 bölü 2. Aşağıda ne bulduk? 1 bölü 2. İşlemi devam ediyorum. Yine şu bölme işlemi dursun. şu ana kesir çizgisindeki bölmeyi yapacağım. Şöyle yukarı alalım. Ne yapıyorduk? Birinci aynen yazılır. 5 bölü 2 çarpı ikinci ters çevrilir. 2 bölü 1. Çarpalım. 5 kere 2 10. 10 bölü 2 sadeleştir. 5 bölü 1. Şu kısmı bulduk. Soruyu tekrar yazıyorum. Şöyle çizelim. Önde 1 bölü 2 bölü arkada 5 bölü 1. 5 bölü 1'i 5 olarak yazmıyorum. Çünkü yazarsam bölme yaparken tekrar 1 yazmak zorunda kalacağım. Hiç uğraşmadım. Sadeleştirmiyorum. Böyle kalsın. Bölme yaparken kural neydi? Birinci aynen yazılır. ikinci ters çevrilirdi. Çarpı bak 1 bölü 5. 1'i silmemem iyi olmuş. Çözelim 1 kere 1. 1, 2 kere 5, 10. Cevap 1 bölü 10. D çıkıyor. Evet işlem basamaklarını anladınız değil mi? Şuradaki pratikleri anlamazsanız ne yapacağınızı da öğrettim. Geri kalanı pratik adım adım işlemler. Sekiz sorumuz bir rasyonel sayı problemi sevgili arkadaşlar. Çok takıldığınız konulardan biri. Ama yapabileceğinize inanıyorum. Hadi durdurun kendinizi test edin bakalım. Ev. Evden okula yürüyerek giden toprak yukarıdaki yolun 2 bölü 5'ini yürümüş. Nereye kadar gelsin? Şuraya kadar bir yere gelmiş. Buraya kadar yürümüş. Ardından kalan yolun 3 bölü 4'ünü daha yürümüş kalan yolun 3 bölü 4'ünü yürümüş. Şuraya kadar yürüsün. Şuraya kadar daha yürüdü. Topra Buna göre toprak kaç metre daha yürürse okula varır. Anladık. Bakın ne yapacağız? Basamak basamak giderek yürüdüğü yolları tek tek hesaplayacağız. Önce ilk olarak 2 bölü 5'ini yürümüş. Kimin? 900 metrenin. Kural neydi? 900 çarpı 2 bölü 5'ten bulabiliyorduk. Bunu yaparken paydası 1. 905'e bölüp 2 ile çarpabilirsin ya da 2 ile çarpıp 5'e bölebiliyorduk. Aynı kural. Normal çarpma yöntemi yaparsam 1800 bölü 5 yapar. 1800'ü de 5'e bölelim hemen. 1800'ü 5'e bölelim. 18'de 5, 3 kere var. Geriye kalan 3'tür. 30'da 6 kere var. 360 çıktı. Hani siz tutup şöyle bölebilirsiniz. Artık büyüdünüz. 7. sınıftasınız. Gerek de yok. 360 çıktı. Tamam mı? Buraya gerek yoktu zaten. 2 ile çarpı 5'e böldük. 360 bulduk. Tamam. Bakın ilk işlemimi buldum. Ne diyor? Yolun 2 bölü 5'ini yürüdük. Yani 360 yürüdüm. Tamam bak birinci basamak gitti. 900'den 360'ını yürüdüm. Geriye kaç kaldı? 600, 540 metre kaldı. Bak burası önemli. Kaldı önemli. Neden? Çünkü diyor ki kalan yolun 3 bölü 4'ü. Şimdi 540 metre üzerinden Yine aynı hesabı yapacağız. 540 çarpı 3 bölü 4 yapacağız. Hatta burada daha da pratik yapabilirsin. Bak 3 bölü 4'ünü yürürse ne kadar kalır? 1 bölü 4 kalır. Direkt 540 çarpı 1 bölü 4'ten de bulabilirsin ama yine işlemimizi basamak basamak yürütelim. Hiç daha da kısaltmayalım. Burada paydası 1'dir. İstersen 4'e bölüp 3 ile çarparsın. Ya da önce 3 ile çarpar 4'e bölersin. Ben burada önce bölme yapmak istiyorum. Daha kolay olacak çünkü. 54'ü 4'e böl. Yani şöyle yapacağız. 540'ı 4'e böleceğim. 55'te 1 kere var. 14'te 3 kere var. Geriye 20 kalıyor. 20 kalıyor 5 kere var. Ben pratik çözüyorum. Kafanız karışmış olabilir. Dediğim gibi yapamazsanız şöyle bölün. Hiç zor değil. 135 çarpı 3 yapalım. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 3 9 1 elde 10. Elde var 1. 3 kere 1 3 4. 405 metre. Bakın 405 metre daha yürüdük. Hala işlemimiz devam ediyor. En son 540 kalmış değil mi? 540 eksi 405 yapacağım. Şöyle yukarı alayım görebiliyor musunuz? Çıkarırsam cevap çıkacak zaten. 10'dan 5 çıktı 5. Burada kaldı 3. Burada kaldı 1. Cevap 135. A şıkkı olacak. Evet cebirsel ifadeler, x'ler, y'ler artık karşımıza çıkmaya başladı. Birinci sınavda yoktu bu konular. Bu sınavda yine karşımıza çıktı. Önceki konuların tekrarını da yapmak isterseniz sevgili arkadaşlar dediğim gibi anlamadığınız konuların bütün hepsinin konu anlatımları 7. sınıf konu listesinde var. Oradan çalışabilirsiniz. Evet sorumuz bir cebirsel ifade. Buyurun çözün bakalım. Yine kolay bir soru ve 5 puanlık bir soru. Cebirsel ifadenin terimlerini soruyor. Ben her şeyi tekrar anlatayım bak. Terim dediğimiz Artı ve eksilerle ayrılan eksi 7 ve eksi 35. Bak burada eksiler çok önemli. Eksileriyle beraber alıyorsun. 5x eksi 7 ve eksi 35. Bak görüyor musun? Şu ikisini kafa karıştırmak için vermiş. Bak bu da doğru gibi geliyor ama burada eksileri almadığı için bu yanlış. Doğru olan bu. Cebirsel ifade bilmemiz gereken başka neler vardı? Katsayı diye bir şey vardı. Katsayı kelimede geçen sayıdan anlaşılıyordu. Öndeki sayılar. Yani 5, Yine eksileri unutmuyorsun. Eksi 5 değil pardon. Eksi 7 ve eksi 35 birer katsayı oluyor. Anladın mı? Eksileri unutma. Onun dışında bazen bunların üstüne sayı yazıyor. Mesela kuvvet. Üstü sayıları biliyoruz ya. İşte bunlara da dedim zaten ne olduğunu. Kuvvet deniyor. Bunun kuvveti 2'dir dersiniz. Cebirsel ifadeleri tanıdık ve toplama çıkarmasını da öğrenmiştik sevgili gençler. Şimdi bu cebirsel ifadelerin toplamı ve farkını bulmanızı istiyor. Buyurun çözüm. Sorumuz iki işlem içerdiği için bu soru 10 puanlık bir soru sevgili gençler. Hemen birlikte çözelim. Bakın 3x, 2x-3 eksi ve x artı 1. Yine şunu aynen yazıyorum. Bak a artı b eksi c yerine bunları yazacağım. a diyor 3x. Artı diyor 2x-3. eksi B'yi yazdım. Eksi c. Bak eksi olunca dikkat et. Şöyle şuraya bir parantez koy ki kafan karışmasın. Tamam mı? Bak eksi olacak parantez koyuyoruz. Ardından şu parantezden kurtuluyorum. Parantezden kurtulurken ne yapacağım? Bu eksi içeri dağıtacağım. Burada artı varmış gibi kabul ediyoruz. Eksi artı eksi x yapar. Eksi artı eksi 1 yapar. Geri kalanını aynen yazıyorum. 3x artı 2x eksi 3. Buradan sonrası zaten açmıştık. Tamam hocam. Buraya kadar tamam dediyseniz bir sonraki işlemimizde de aynı olanları topluyoruz. Yani benzer terimleri. Kimler benzerdi? Harfi aynı olanlar. Bak üstündeki sayıları da aynı olacak. Bu 3x, bu 2x ve bu eksi x birbirine benziyor. Onları bir araya getirelim hemen. 3x artı 2x 5. Bir tanesini çıkarıyoruz. Neden 1? Bak eksi x ya burada gizli bir 1 var. Yani bu eksi 1 x'tir. Toplam 5'ti bir tanesini çıkardım 4x. Bu tamam. Gelelim bunda pembeyle sayılara geldim. Bak burada eksi 3 var bir de eksi 1 var. Bunları bir araya getirirsem eksi 4 yapacak. Yani cevap eksi 4, 4x eksi 4 olacak. Cevabımız B şıkkı oldu. Şuradaki eksiği koymayı unutma, parantezi koymayı unutma ve eksiği açarak, dağıtarak doğru şekilde yaparsan kolaylıkla çözersin. Evet hızla devam ediyoruz. Yine cebirsel ifadeleri içeren bir örüntü sorusu sevgili arkadaşlar. Örüntünün kuralını bulma. Size çok basit bir yöntemle nasıl yapıldığını göstereceğim. Buyurun çözün bakalım. Evet, örüntünün kuralını bulurken farklı yöntemler var. Değer veriyorsun, tek tek yazıyorsun falan çok uzayabiliyor. Benim bulduğum kural şöyle. Önce bu örüntüler arasında kaçar kaçar arttığını buluyorsun. Bak, 4'ten 7'ye 3 artmış. 3 artmış. 3 artmış ya. 3'er 3'er arttığı için hemen şuraya bir 3n yazıyorsun. 3n. n'nin ne. Ne, ne olduğunu herkes biliyor zaten. 3n yazdık mı? Tamam. Sonra buradaki en öndeki sayıya sayı ile bu en öndeki sayıyı elde etmeye çalışıyoruz. Bak 3'ten 4 nasıl elde edersin? 3'e 1 ekleyerek 4 elde edersin. Yani cevabımız 3 en artı 1'dir. Çok basit. Bak bir tane daha yapayım. Mesela 7, 11, kaç olsun? 15 oluyor değil mi? Kaçar kaçar artıyor? 4'er 4'er. Bak artı 4, artı 4. Hemen 4 ne yazıyorsun? Sonra bu 4'ten 7'yi nasıl elde edersin? 3 ekleyerek. 4'ten artı 3. Bu kadar basit. Azalanlarda da yöntem aynı. Mesela ne yapsak? Mesela ne olsun? 15, 10, 5'er 5'er gidince kolay oluyor ama olsun yapalım. 5 nasıl olacak bakalım. Kaçar kaçar gidiyor? Eksi 5, eksi 5. Eksi 5 n? Eksi 5'ten 15 nasıl elde edersin? 20 ekleyerek. Eksi 5 en artı 20 olarak bulursun. Tabi bu biraz absürt bir cevap oldu ama bu şekilde yapılıyor. Evet 12. sorumuza geldik. Burada da yine cebirsel ifadelerle ilgili burada hem çarpma hem de toplamanın kurallarını kullanacaksınız. Hadi yine çözmeye çalışın bakalım. Evet önce şuradaki en sade hali soruları bu şekilde oluyor. X'in değerini soruyor. Bu bir denklem aslında ama cebirsel ifade yöntemiyle çözülüyor. Ne yapıyorsun? Önce 5'leri dağıtıyoruz. 5 kere x 5x. 5 kere eksi 2 eksi 10. Geliyorum buraya. Bak eksi 2'ye dikkat. Eksi 2 ile 1'i çarp. Eksi 2. Iki. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarp. Artıya döner. 2, 2, 4 x yapar. Karşıda da x artı 4 var. Bu işlemi yaparken ne yapıyorduk? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Değerlendirirsen kimi biliyorsun? Bak x burada kalmayacak. Demek ki x'i buraya alacağım. x'ler burada kalsın. 5x vardı. Artı 4x vardı. Bir de bu karşıya geliyor. Nasıl geliyor? artılar eksi olarak geçiyor. Eksi x olarak geçiyor. Sayı, bilinmeyenleri getirdim. Şimdi sayıları göndereceğim. Bu tarafta zaten 4 vardı. Eksi 10'u gönderiyorum karşıya. Artı 10 olarak geçiyor. Eksi 2'yi karşıya gönderiyorum. Karşı dediğim bak bu eksi eşittir tamam mı? Unutma. Eksi 2'yi karşıya atıyorum. O da artı 2 olarak geçiyor. Tamam. Herkes kendi tarafına geçtiyse gerisi basit. 5 tane x, 4 tane x daha 9x. Bir tanesini çıkardım. 8x. 4 artı 10, 14. 2 ekle 16. Yani 8x eşittir 16'ymış. Buradan da 8'i 16'yı 8'e bölerim. x'i 2 bulurum. Değerimiz 2'ymiş. B şıkkı bulduk. Evet 13. sorumuz 10 puanlık bir soru. Sınavımızda sonuna doğru yaklaştık sevgili gençler. Bir denklem problemi. Buyurun çözün bakalım. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı erkek öğrencilerin sayısının 2 katından 3 eksiktir. Sınıf mevcudu 30'sa sınıfta kaç kız, kaç erkek vardır? İşte kızları soruyor bize. Bakın kız ve erkek yazıyorum. Bunları yaparken birbiri türünden yazıyordunuz. Tabi bunu yaparken önce hangisinin fazla olduğuna karar veriyorsunuz. Bakın Şimdi 2 katından 3 eksik kim fazla? Bak kızlar erkeklerden değişiyor. O zaman kızlar erkeklerden fazla. Erkeklere x dersem. Kız öğrencilerin sayısı erkeklerin iki katı. Dan 3 eksik. Bulduk mu? Gerisi çok basit. Şimdi kızlarla erkeklerin toplamı bana toplamı bak topladım. Sınıf mevcudu olan 30'u vermek zorunda. Bunu da çözersek az önceki yöntem. 2 tane x burada bir tane burada. 3x. Eksi 3'ü karşıya gönder. Çünkü sayıya orada. Artı olarak geçeceğiz. 30 artı 3 oldu mu? Bu toplayalım. 3x eşittir. 33 yapar. Bunu da 3'e bölersem x'i 11 bulur. Cevap 11 mi? Değil tabii ki çünkü bize x'i değil kız ve erkek sayısı soruyor. Bakalım ne soruyordu? Kız. Yani şurayı soruyor. Erkek deseydi x'i 11 bulduğumuz için erkek sayısı 11'di. Direkt 30'dan 11 çıkar 19 bulabilirsin. Ya da bunu yerine yazarsın. Getir buraya 11 yaz. 2 kere 11 22 3 çıkar yine 19 bulursun. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik sevgili gençler. Şimdiden okul sınavınızda başarılar diliyorum. Unutmadan bu sınavda da kaç puanı aldığınızı yoruma yazıyorsunuz sevgili gençler. Ekranda gördüğünüz logodan kanalımıza abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer ders videolarımıza da ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Tekrardan sınavlarda başarılar dilerim. Bir dahaki videoda görüşürüz.